Şimdi göreceğiniz görüntü harika. Bir tane yavru yılan. Ölü yem takımımı kullanacağım. Şimdi ölü yemimizi takalım. Buraya zilimi taktım. Bu da gene ölü yem dip takımı. Tavşan ya da sincap kovalıyordu, anlayamadım. Of. Turna nasıl kaldı, saldırdı. Evet. Konuya bakacağım. O kadar güzel doğanın içinde şunlara ne lüzum var? Dur. Oo, koşuyor vallahi. Sabah ezanından sonra çıktım ve hiç gelmediğim bir noktaya gidiyorum. Şimdi bu gittiğim yerlere bu saatlerde hiç kimse gelmiyor, gitmiyor. Bir sebebi var. Sebebi vahşi yaşam. Şaka değil. Ayı, domuz sürüsü, tilki, çakal, kurt hepsinin yatağı ve dere yatağına indiği için bu patika yol bütün hayvanların su içme noktası. Orman içi biraz karanlık oldu. Ve daha önce hiç kullanmadığım bir yol. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hayırlısı. Şu an dere içindeyim ama yanlış yoldayım muhtemelen. Çünkü burada bir patika olduğu söylenmişti bana. Hayırlısı bakalım. Burada bir patika buldum. Oo. Şimdi göreceğiniz görüntü harika. Görüyor musunuz? Böyle bir yere çıkardı beni. İnanılmaz. Sağlam mı? Çok sağlam. Şuradan bir iki tane açacak yapacağım. Doğa süper. Bahar bütün güzelliklerini göstermiş. Şuna bakar mısınız? Aslında şu aradan aşağı inebilirim. Orada çalışabilirim. Burada bir ara var. Biraz bayır aşağı ineceğim. Ama of. Hop. Güzel bir nokta buldum. Bakalım. Öncelikle turnanın ilk avlanmak için basabileceği paralel atabileceğim nokta varsa paralel çalışırım. Daha içeri gitmesi lazımdı. Daha sağ tarafa gitmesi lazımdı. Şimdi sabah suyunda da akşam suyunda da turnanın aktif olduğu saat var. Turnanın aktif olduğu saatte su üstünde şeyi görürsünüz. Yavru balıkların turnanın aşağıdan yavru balıklara vurduğunu. Turnanın o aktif saati bazen 10 dakika sürer. Bazen yarım saat, bazen 1 saat. O 10 dakika sürüyorsa o 10 dakikanın her anını değerlendirmeniz lazım. Şimdi YouTube'da da nasıl yapıldığını gösterdiğim ölü yem takımımı kullanacağım. Gezer kurşunlarım var. 40 gram taktım. Takımımız bu şekilde. Takımımız hazır zaten. Önünde gezer kurşun olan oltamıza, bedenimize bağlıyoruz. Sonra şimdi ölü yemimizi takalım. Şöyle bir ölçü alıyorum. Kabalama. Bu üst yüzgecin hemen üstünden, üst yüzgecin kemiğinin altından bir tanesini takıyorum. Diğerinde kuyruğun, omurganın üstünden taktım. Şimdi bunu atacağım. Yemimiz bu şekilde. Derine savurabilirim. Şöyle otların önüne atabilirim. Veya şu taraftaki otların önüne atabilirim. Bunu sol tarafa, otların biraz açığına atacağım. Dibe inene kadar bekliyorum. Evet, dibe indi. Bir taş kaldırdım. Tabii ki doğada taş kaldırırken her zaman dikkat etmek lazım. Bir tane yavru yılan. Gördüğünüz gibi. Orada duruyor. Oltamı sabitlemek için kaldırdığımda. Kayalık olduğu için yer, dalı taşlarla tutturdum. Evet. Buraya zilimi taktım. Şuraya doğru gidiyor. Şimdi arka taraftan taş bakacağım. Oltanın arka tarafına da bir taş destek bulacağım. Balık vurduğunda arkası kalkmasın diye. Bir oltam daha var yanımda. Bir tane daha öyle balık vardı. Onu da atacağım şimdi. Evet, bir de bu takımım var. Bunu da kanalda nasıl yapıldığını göstermiştim. Bu da gene Ölüyem dip takımı. Bunu da sağ tarafın açığına doğru atacağım. Evet, çok güzel bir şekilde gitti. Gene misinamın açılmasını bekleyeceğim ve oltamı kuracağım. Az önce arka tarafta bir hışırtı koptu. Tilki, tavşan ya da sincap kovalıyordu, anlayamadım. Dediğim gibi hiç yapmadığım bir şey yaptım. Dipleri orada bıraktım. Bakalım gidince bir sürprizle karşılaşacağız mı? Yoksa bugünü böyle mi sonlandıracağız? Of 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 of. Turna nasıl kaldı, saldırdı. Turna nasıl kovaladı şeyi? Turna nasıl kovaladı? Ya kurbağaydı ya canlı yemdi. Buraya inip biraz at çek yapabilirim galiba. Of. Evet. Ah be. Ah be. Vurdu bıraktı. Kuyruğuna bakacağım. Kuyruğunda net bir şey yok. Ama aynı noktaya atacağım gene. Avlak yerinden ayrılmadan önce mıntıkamızı yapalım. Atmadım lütfen. Bak, o kadar güzel doğanın içinde şunlara ne lüzum var? Çok da bir şey yok ama olsun yani. Bu 1-2 derken birikecek. Şu kadar işte, bitti. Çantama koydum. Bitti. O ilk girişteki yerde bir at çek yapacağım. Vurdu, vurmadı. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım rastgele. Başladığımız noktaya geri döndük. Tam 3 saat oldu. 15 dakikada burada son kez at çek yapayım. Sonra artık eve dönüp uyuyacağım. Evet. Nasibimiz demek ki yokmuş. Güzel bir gündü. Bol oksijen tükettik. Eğlenceli bir avdı. Ama balık alamadık. Tüm balıklı olan dostlara rastgele diyorum. Hemen nasip yok dememek lazım. Bir tane kaplumbağa yolumuzdaydı. Ekmek yer mi bunlar? Yeşillik falan yiyorlar biliyorum ama. Korkma. Yemiyor. O zaman şöyle yapalım. Dur. Oo! Koşuyor vallahi. Dur bir. Ya seni hemen. Dur koçum, dur. Seni hemen doğana bırakalım. Hadi bakalım. Güle güle.